Tekrar iyi günler arkadaşlar. Tekrar beraberiz performans şartları 6. videosunda. Bu videoda Multi-Engine Piston uçaklarıyla ilgili figür 3.1 chartıyla kullanaraktan 6 tane sorumuzu size açıklayacağım. Evet. Burada lazerimizi bir alalım ve videomuza başlayalım. Ve ilk sorumuz gelsin. İlk sorumuzda gene bize 3.1 figürünü, çarpımı kullanmamız isteniyor. İşte gördüğünüz çarp karşımızda. Ve bize verilenler outside air temperature eksi 15 santigrat derece. Pressure altitude 4000 feet, runway 1-2 right, rüzgar 0-80 derece 12 knot, take off mesimiz 4000 libre ve diğer şartlara göre bizden ne istiyor bakalım? Ground hold distance'ı ve bize bu şartlardaki ground hold distance'ımızı istiyor. Ve cevap şıklarımızı da görüyoruz. Çözüme geçtiğimizde arkadaşlar, outside air temperature eksi 15 derece vermişti. Buradan 4000 feet pressure altitude'a kadar çıkıp referans hattımıza kadar ne yapıyoruz? Geliyoruz. Bu referans hattımıza geldikten sonra uçağımızın ağırlığı 4000 libreydi. 4000 libreye hazırladığım şu mavi çizgiye kadar gelmek şartıyla şu iki paralel çizgiye referans hattından itibaren geliyoruz. Şu noktayı kestiriyoruz ve düz rüzgar referans hattına kadar geliyor. Bu rüzgar referans hattında pistimiz 1-2 yani 120 derece rüzgar 80'den geldiği için aradaki fark 40 derece ve wind komponentte rüzgar yönü şiddeti 12 knot. Ve aradaki fark 40 derece olduğu için kosinüs 40'ı koyduk. Ve dolayısıyla da buradan 9 knot headwind elde etmiş olduk. Yani aslında 12 knot şiddeti olan rüzgar demek ki bize headwind olarak 9 knot etki etmekte. Ve işte gördüğünüz gibi bu 9 knot'ı aşağıdan mavi çizgiyle şöyle yukarı kadar çiziyoruz. Ve şu headwind çizgiden paralel referanstan bu 9 nota kadar gelip kestirip düz referans ground roll hattına kadar geliyor. Buraya kadar geldikten sonra arkadaşlar ground roll'da gördüğünüz gibi bize direkt düz karşıya geçip ground roll'umuzu işte 1270 feet olarak buradan okuyoruz ve cevap şıkkımızı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. 1270. Ve ilk sorumuzu bu şekilde ne yaptık? Çözdük. İkinci sorumuza geldiğimizde verilen değerler her şey aynı. Sadece bizden ne istiyor? Take off distance'ı ve çarpımızı 3.1 figürü işte gördüğünüz gibi cevap şıklarında görüyorsunuz. Ve gene devam ediyoruz bakalım. Gene aynı şekilde bir önceki soruda olduğu gibi eksi 15 dereceden 4000 fite referansa kadar geldik. Şunları çizgileri paralel 4000 libre ağırlığa kadar geldik. Ve bu ağırlıkta devam ettikten sonra düz karşıya 0 wind referans hattına kadar geldik. Burada da hesaplarımızı yapmıştık. 9 knot headwind çıkmıştı bir önceki soruda. Bu headwind kadar gelip ground roll'a kadar şuraya referans hattına kadar gelmişti. Şimdi bu ground roll hattından itibaren ve işte şuradaki şu iki tane çizgiye paralel olaraktan bizim take off distance'ımızı ne yapıyoruz? Burada şey olaraktan 1550 feet olaraktan buluyoruz ve cevap şıkkını burada da işaretliyoruz. Bir diğer sorumuza gelelim. Bir diğer sorumuzda gene bize ne soruluyor? Ground roll soruluyor. Ondan sonra bu sefer pressure altı 3000 outside air temperature 24 santigrat derece verilmiş. Gene 3.1 figürü
Sadece rakamlar değişik, usul aynı, işte çözüm aynı. Nereden çıkıyoruz? Artı 24 dereceden çıkıp 3000 fite kadar gelip referans hattımıza kadar düz çizgiyle geliyoruz. Bilahare uçağımızın ağırlığı 3800 libre olduğuna göre 3800 libreyi daha önce ayarlamıştık. Şu iki çizgiye paralel olarak daha 3800'e kadar gelip hattımızı kestiriyoruz. Ve oradan da düz rüzgar referans hattına kadar devam ediyor. Burada da gördüğünüz gibi bir önceki soruda 9 knot headwind kurmuştuk. Bu 9 knot headwind yine aynı şekilde şöyle aşağı doğru işaretleyip 9 knot'u kestirdiğimizde şuna paralel vaziyette gelip düz ground roll'a kadar ne yapıyoruz? Geliyoruz. Bir önceki soruda olduğu gibi. Dolayısıyla da ground roll'u bulmak için düz karşıya devam ettiğimizde hattımız da 1350 fit cevabı buluyoruz ve buradan cevap şıkkımızı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Dördüncü sorumuzda da bu sorunun aynısı, bütün değerler aynı. Sadece neyi buluyoruz? Take off distance'ı gene aynı. 3,1 figürü çarpımız ve cevap şıklarımız ve devam ediyoruz arkadaşlar. İşte bu şeyde de çözümde de gördüğümüz gibi dokunma rüzgar ve ta ground roll'a kadar geliş noktaları aynı. Burada sadece ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şuradan itibaren 24'ten çıktık. Düz buraya geldik. Paralel olarak geldik. Kestirdik. Ağırlığımızı rüzgara geldik. Kelvin 9 knot bunu işaretledik ve düz bu ground roll'a kadar geldik. Ground roll değil de take off distance'ı istediği için sonra biz de bu iki çizgiye paralel yukarı kadar devam ettiriyoruz ve cevap şıkkımız olan 1700 feet take off distance'ını bulup buradan işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi sorular bir tanesi ground roll, bir tanesi take off distance. Gayet basit. Hiç bu performans chart sorularından çekinmeye, korkmaya hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi gayet basit arkadaşlar. Sadece elimizi kaleme alıp chartların başına şöyle geçip vakit ayırmakta. Evet, gene bir sorumuz geliyor. Bu sefer outside air temperature 24 santigrat derece, pressure altitude 3000. Buraya kadar gene bir önceki soruyla aynı. Bu sefer pist istikameti 3-0 right, rüzgar 0-60'dan 4 knot. Dolayısıyla take off mesafesi 3800 ve ground roll'u istiyor. 3,1 figürü ve cevap çıktığımız burada. Şimdi bu soruda özellikle işte tekrardan outside air temperature 24 derece yukarı doğru çıkıyoruz. 3000 feet pressure altını kestikten sonra referans hattına kadar geldik. Uçağımızın ağırlığı 3800 libre olduğu için şöyle mavi çizgiyi hazırladık. Şu iki çizgiye paralel referanstan gelip bu noktayı 3800'ü kestirdik. Sağ ve wind referans çizgisine kadar geldik. Şimdi burada rüzgar hesabında bir şey var. 300 dereceden rüzgar ve 60 derecede rüzgar 60 dereceden pistimiz 300'den olduğu için arada 120 derece var. 120 derece olduğu için bu tailwind 180'den 120 çıkarttığımız zaman 60 knot tailwind kontinüs olarak buraya 60 almamız gerekiyor. Dolayısıyla da bizim şeyde de rüzgar 4 knot olduğundan dolayı bunu çarptığımızda da 2 knot tailwind. Yani çok düşük olmasına rağmen 4 knot 2 knot tailwind de bize dönüşmüş oluyor. Bu 2 knot tailwind çizgisini gördüğünüz gibi şekilde yukarı doğru maviyle çıkarttık. Tailwind olduğu için yukarı doğru devam ediyoruz bu referanstan. Düz karşı ground roll referans hattına kadar geliyoruz ve bu hattına geldikten sonra da düz devam ettiriyoruz çizgimizi ve 1670 feet ground roll'umuzu buluyoruz ve cevap şıklarından da C şıkkını ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Böylelikle 5 sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi son sorumuza geldik. Bu son sorumuza da takdir edersiniz ki bizim aynı ground roll 1670'ten değil de bu sefer take off distance'ımızı bizden isteyecek. Aynı değerler figür 3,1
Gördüğünüz gibi işte gene baştan itibaren şöyle değerlerimiz aynı ve düz hat olarak geldik. 2 nat tevhidini hesapladık ve grand rol'a kadar gelmiştik. Bu grand rol'a kadar işte şuradan itibaren şöyle izlediğimiz yol ve grand rol'a kadar geldikten sonra şu iki çizgiye paralel vaziyette yukarıya take off distance'a ne yapıyoruz kadar çıkıyoruz ve take off distance'ını da 2000 feet olarak da şurada buluyoruz ve bu 2000 feet'i ne yapıyoruz? Bravo şifre olarak işaretliyoruz. Böylelikle bu figür 3.1'in 6 tane çarp sorusunu gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde çözdük. Bundan dolayı hiç çekinmiyoruz dediğimiz gibi çarp soruları artık bundan sonra bizle beraber hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Gördüğünüz gibi kendiniz özellikle bu hava yolunda uçarken de bu çarplarınızı uçağın çarplarını en iyi şekilde öğrenmenize yarar var arkadaşlar. Çünkü çarpları bildiğiniz zaman kendinizi rahat hissedersiniz. Tekrardan her şey gönlünüzce olsun. Tekrar diğer 7. 8. ve 9. videoda buluşmak üzere. Eğer hala abone olmadıysanız da abone olursanız da beni sevindirirsiniz. Sizlere sadece performans chartları ile ilgili değil arkadaşlar, General Navigation, Flight Plan ve Radio Navigation dersleriyle de bu soru çözümlerinde yardımcı olacağım. Beni izlemeye devam edin. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.